Sevgili dostlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yazı soruyorumuz. Kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Bu videomuzda farklı bir artık eğitim çalışmasını sizlere sunmuş olacağız. Bu videomuzun başlığı arkadaşlar, her yükselen ve her düşen kırıldığı zaman bir alım ve satım fırsatı mıdır? Öyle değil mi? Hani biz demiyor muyuz? İşte burada düşen kırıldı, artık alım. Yükselen kırıldı, artık satış. Trend bozuldu, destek kırıldı, hemen satış. Öyle mi acaba? Yani burada bizim anlattıklarımız bu şekilde mi anlaşılıyor? Yoksa bu işte farklı boyutlar var mı? Onun üzerine değineceğiz. Şimdi sizlere bir hisse, bugün de değinmiştik, Cemtaş hissesi üzerinden şöyle bir değinelim arkadaşlar. Öyle değil mi? Farklı hisseler üzerinden de yine aslında konuşulabilir ama bugün analizini yapmıştık Cemtaş'ın. Gözüme o ilişti. Bu hisse üzerinden şimdi değerlendirmemizi yapmış olacağız. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Burada her yükselen kırıldığında veyahut da trend bozulduğunda bir satış mı doğurur? Evet. Bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Bakınız. Şu şekilde arkadaşlar bir trend söz konusu idi. Ha, bizim teknik analizimize göre sadece tek taraflı dinleyenlerin yanıldığı bir nokta var. Şimdi bir arkadaşımızın söylemiş olduğu bir soru üzerine bu çalışmayı yapıyorum. Şimdi hep anlatıyoruz ya, şu şekilde destek, ikinci destek, uzat. Bu destek kırıldığında teknik olarak satış verir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani burada bu kırılımla beraber teknik olarak ne yaptı? Satış verdi mi? Verdi. Ama sadece buradaki trend kırılımına, destek kırılımına göre arkadaşlar. Ben size epeydir anlatmaya çalıştığım bir husus vardı. Bütün formasyonlar, bütün hareketli ortalamalar, trendler, indikatörler, bunların hepsi tek başına yeterli değil arkadaşlar. Yani teknik, ama tekniğin farklı unsurları, farklı öğeleri var. Biz bu farklı unsur ve farklı öğeleri kullanmazsak burada sıkıntı yaşayabiliriz. Cemtaş hissesinde olduğu gibi. Bakın şimdi burada iki tane destek oluşmuş. Çizgiyi uzattık. Bir kanal da oluştu. Burası kırıldığında teknik olarak satış vermiş gözüküyor ama tek taraflı bakar isek arkadaşlar. Bakınız bu satıştan sonra, bakınız bu destek kırılımından sonra hissenin sürekli yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakınız hisseniz burada kırılmış 6.90'lardan ama şu anda gelmiş 8.20'ye. Bu işin sırrı ne? Burada yanıldığımız nokta ne? Şimdi arkadaşlar, her zaman üzerinde durduğumuz bir konu var. Eğer hareketli ortalamalarda bir bozulma yok ise birazcık rahat olun arkadaşlar. Bakınız sadece düşen kırıldı, yükselen kırıldı, bunlara bakmayın. Veyahut da MACD kesti, göreceli güç endeksi kesti falan filan. Sadece bunlara bakmayın arkadaşlar. Bakınız hareketli ortalamaları kullanmalıyız ki sonuç alabilelim. Yani hiçbirisi tek başına yeterli değil. Şimdi burada bakıyoruz hareketli ortalamalara. Hemen şöyle baktığımızda bakınız hareketli ortalamalar arkadaşlar. Hep üzerinde durduğumuz 5, 9 ve 21. Şimdi burada bakınız 5-9 kesişmesi ilk alım sinyali. 5 ve 9 giderek 21'i kesmiş. Asıl 5-21 kesişmesi burada bakınız önemli. Ve daha sonra baktığımız zaman 5 en üstte, 9 altta, 21 daha altta, değil mi? Bakın şurada şu üçlüyü takip edelim. Şimdi EMA 200'ü, EMA 100'ü, EMA 50'yi kaldırdım. Bakınız 5, 9 ve 21 kaldı. Şimdi arkadaşlar burada kesim geldikten sonra bakınız bir trend oluşmuş. 5 ve 9 bakınız daha hiç kesişmemiş. Bırakın şu 5, 9, 21 kesişmesini,
5-9'u daha hiç kesmemiş ki arkadaşlar, biz burada panik yapalım. Değil mi? Yani burada tamam, eyvallah, kırılım gerçekleşti ama hareketli ortalamalar buna izin vermiyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalar trendin halen yükselen yönde devam ettiğini gösteriyor. Onun için tek başına trendler, tek başına destek çizgileri, direnç çizgileri yeterli olmayabilir arkadaşlar. Bunun da en güzel örneğini bakınız burada görmekteyiz. Biz sadece burada yükselen kırıldı, hemen çıktık deseydik, bakınız nereden nereye gelmiş, biz de burada baka kalırdık arkadaşlar. Lütfen bundan sonraki videolarımı bu şekilde değerlendirin. Tek taraflı sadece kırılımlar değil, hareketli ortalamaları da gözlemleyin arkadaşlar. Ve aynı şekilde indikatörlere de bakın. Şimdi burada indikatörler, bakın şu kesişim olduğu yerde MACD indikatörü kesişim vermiş. Aslında teknik olarak burada bir satış vermiş arkadaşlar. Ama işte hareketli ortalama buna müsaade etmiyor, etmemiş. Tam bu kesişmenin olduğu yerde stokastik, bakınız, tekrar yukarıya doğru ivmelenmiş. Yani tek başına yeterli değil arkadaşlar. Hiçbir şeyi tek başına kullanmayalım. Evet. Bakınız burayı iyi takip ettiğimiz zaman, iyi değerlendirdiğimiz zaman fırsatlar bitmez arkadaşlar. Bu fırsatları kendiniz de yakalayabilirsiniz rahat bir şekilde. Ve yine bunun diğer bir örneği. Bakalım başka neler var burada örnekler. Şimdi aynı şekilde şuradan bir örnek alalım şu şekilde. Bakınız burada da bir kırılım gerçekleşmiş. Bakalım burada nasıl olmuş arkadaşlar. Trend destek hattı kırıldı. Satış mı? Teknik olarak sadece destek çizgisi anlamında evet. Bir de hareketli ortalamaya bakalım. Bakınız 5-9 şurada bir sadece bir artık sinyali sert bir şekilde vermeye başlamış. Ama tekrar toparlıyor. Ama işte işin koptuğu nokta burası arkadaşlar. Bakınız hem kesişmiş, yükselen kırılmış. Hem de hareketli ortalamalar birbirini kesmiş arkadaşlar. Bakınız şu sahneyi biz henüz yaşamış değiliz burada. Bakınız. Tekrar açıyorum hissenin grafiğini. Şu sahne ile şuradaki sahne henüz bir değil arkadaşlar. Onun için lütfen iyi kullanalım teknik analizi. Lütfen heyecana kapılmayalım. Lütfen onun bunun sözüne değil. Eğer bir hisseyi arkadaşlar şu dip bölgede yakaladı iseniz, örneğin diyelim ki hadi burada herkes yakalamayabilir. Ama şu kesişimlerde şu 5, 9 ve 21'de yakalama potansiyeli birçok insanda vardır. Şimdi burada aldığımızı düşünelim. 5.47'de. Arkadaşlar bırakın gitsin. İnsin çıksın önemli değil. Ya sizin en kötü zararınız şu ise buradan koptuktan sonra, bakınız buralardan koptuktan sonra gelsin tekrar önceki noktasına gelsin arkadaşlar. Yani şu bölgeye gelsin. Sizin zararınız ne olacak? Ama bir trend yakalamış gidiyor. Hareketli ortalamalar güzel bir şekilde, bakınız, yükselerek devam ediyor. Hiçbir kesişme, hiçbir temas yok. Ama biz burada ne yapıyoruz? Panik yapıyoruz. Bakınız. Burada 5-9, bakınız. Kesişme hiç gelmemiş arkadaşlar. Bu kesişme gelmediyse rahat bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Hemen en ufak bir düşüş sizi yanıltmayacak. Bu düşüşler elbette olacak. Tam tahta yapıcı ne diyor? Kardeşim şurada ben bu malı sattırayım. Şöyle düşen kırılsın. Pardon, yükselen kırılsın şurada. Şurada bir çarpayım. Ben yoluma devam edeceğim yukarı doğru ama yolda bir kısmını trenden indirmem lazım. İşte sizi burada sadece bu destek çizgisinin kırılımına bakarsanız sizi indiriverirler arkadaşlar. Bakınız üzerine son zamanlarda basarak söylüyorum. Şu hareketli ortalamaları da iyi takip edelim. Yoksa elinizden malınızı alırlar. Siz de baka kalırsınız. Öyle değil mi? Şimdi başka bir örneği şuradan verelim. Örneğin
Bakınız bu işin en güzel alım noktası. Şu şekilde kıralım değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle kıralım gelmiş yukarı doğru kırılmış. Aşağı kırılsaydı satıştı. Şimdi kırılımın geldiği noktaya bakalım şuraya. Hareketli ortalamaları gözlemleyelim. Evet. Bakın hareketli ortalamalar 5, 9, 20 birbirinden ayrılmış gidiyor. Ya sen şurada da bu malı alabilirsin. Bu bölgede de alabilirsin. Şimdi bu malı aldıktan sonra senin panik yapmanı gerektirecek. Senin bu hisseden çıkmanı gerektirecek. Hiçbir durum söz konusu değilken sen bu hisseden çıkarsan yani şu bölgelerde bu hisseyi boşarsan işte zarar etmiş olursun. Evet. Yani bu şekilde kırılımlarda hareketli ortalamalarda lütfen ve lütfen kullanalım arkadaşlar. Yine şu bölgeye bakalım. Yani kırılımlarda destek ve direnç kırılımlarında hareketli ortalamaları kendimize destek alarak gidelim. Evet bir de şuraya bakalım. Evet. Şimdi bu şekilde bir yükselen kırılım gelmiş. Hemen açalım hareketli ortalamayı. Bakın hareketli ortalamalarda birbirinden zaten ayrı bir şekilde aşağı doğru gidiyor. Aslında sadece hareketli ortalamayı baz alsak şu noktalarda satış üretmiş konumda. Yani bunun içinde yelpaze çizim dediğimiz çizim yaparak şu şekilde çizdiğimiz zaman da bakınız hem burada kırılımın destek çizgisinin kırıldığını bakınız 1, 2, 3, 4 bakınız 5. de hem de dolu dolu bir mumla arkadaşlar kırılım gerçekleşiyor. Ve biz bu kırılımla beraber hemen hareketli ortalamaya baktığımızda bak sen diyoruz 5, 9'u kesmiş ikisi birleşmiş yetmemiş 21'i kesmiş. Bakınız facia burada durmanı gerektirecek hiçbir şey yok sevgili dostum. Yani hem yükselen kırılıyor hem de hareketli ortalamalar iç içe geçiyor. O zaman sen de burayı bir terk et. Yani bir zahmet sana zahmet bir terk et. Evet şimdi kırılımlara bakalım yine. Yani örneklerimiz bol olsun. Örneğin şu şekilde arkadaşlar. Birinci tepe, ikinci tepe. Hatta şuradaki tepeyi sayırsak. Üçüncü tepe. Kırılım geliyor. Bakalım buraya. Kırılım gelmiş. 5-9 kesmiş. Ama acele etmeyelim. 5-9-21. Birbirine temas iyice yaklaşmış. Bakın şurada artık ayrışmaya başlamış. Artık alım netleşmiş arkadaşlar. Hemen açalım hissemizi. Bakınız. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Düşen kırıldı mı? Kırıldı. Acele etmiyoruz. Hareketli ortalamaya da bakıyoruz. Zaten burada da bir silkeleme yapmışlar. Bakınız ciddi bir şekilde. İğne ucunu altta bırakmışlar. Şöyle bir silkelemişler. Biz yukarı gideceğiz ama sen gelme demişler. Birçok kişiyi burada dökmüşler. Ve artık hem düşenin kırılması hem de burada hareketli ortalamaların birbirini kesmesiyle yukarı doğru yol almış durumda sevgili dostlar. Ve yine aynı şekilde bakın şu bölgeyi baz alalım. Şöyle çiziyoruz. Bakınız Cemtaş'ta da ama kırılım gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın şurada aldık. Şimdi şuraya bakalım. Bakınız birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek, dördüncü de kırılım geldi. Kırılımın geldiği bölgeye bakalım. Bakın şu bölgeye. Bakın şurada hareketli ortalamalarda artık iyiden iyiye birbirine geçmiş. Teknik olarak bakınız şu bölgede satışı vermiş arkadaşlar. Evet. Bakınız şuradan şuraya küçümsemeyin. Şöyle gösterelim. Ya hocam ne olacak o kadar düşük demeyin. Ne kadar arkadaşlar? %12'lik bir düşüş. Siz aynı mantıkla şurada satıp şu bölgede almış olsanız bakın hem hareketli ortalamanın kesiştiği noktada %4'lük bir kaybı şurada trade edebilirsiniz. %4 malınızı arttırabilirsiniz. Şöyle bakıyoruz. Fazlasıyla arkadaşlar özellikle Cemtaş'ta dikkatim çekti. Bu örnek fazlasıyla var arkadaşlar. Şimdi bakın şu bölgeyi alalım. Burası ne? 2009-2010 bandında bir bölge. Hemen büyütelim şurayı. Şimdi burada da bir yükselen bir trend oluşmuş. Sadece hareketli ortalama yine baz alan bir vatandaş bakınız şu şekilde destek çizgisini çizse arkadaşlar
Yani şu bölgeyi görmesin. Yani şu bölgeyi yok sayalım. Şuralardayız. Diyelim ki hemen şurayı çizdik. Birinci destekledik. İkinci destek. Üçüncü destek kırıldı. Ama tepeye gitmiş arkadaşlar. Kırıldığı bölge 3.80. Gittiği bölge neredeyse 4.60. Hemen bakalım kırılımın olduğu bölge. Arkadaşlar kırılımda bakınız. Yani bu yükselen kırılmış ama 5.9'u bile kesmemiş. Bakınız 5.9'un altına bile geçmemiş. Bırakın 21 ile temasını. 5.9'u bile kesmemiş. O zaman devam edeceksiniz. Yani yolunuza devam edeceksiniz. Zaten şurada alını vermiş. Kaybın ne olur ki? Bırak devam etsin. Rahat ol. En ufak şeyde panikleme. Hareketli ortalamalar bazen candır. Destek dirençler candır. Yükselenler, düşenler, dirençler, destekler candır. Ama tek taraflı kullanırsanız durumu berbat edersiniz. Bakınız satış verdiği noktaya bakın arkadaşlar. Sadece hareketli ortalamaya bakarsak şu nokta arkadaşlar. Hemen şu şekilde yükseltelim. Bakınız burada olmadı ama şurada şöyle baktığımız zaman ana hattıyla bir yükselen kırılıyor. Şuraya baktığımız zaman bakınız kırılım gerçekleşmiş. Hareketli ortalama da burada birbirini kesmiş. Bakınız demek ki burası satış yeri arkadaşlar. Evet, bunun örneği çok arkadaşlar. Anlat anlat bitmez. Onun için lütfen sadece hareketli ortalamalar veyahut da sadece destek direnç kırılımlarını baz almayalım. Yani her bir kanal kırılımı veyahut da her bir desteğin kırılımı satış getirmez arkadaşlar. Bu noktada dikkat edelim. Bu kırılımlarda hareketli ortalamalarda beraber kullanalım. Daha gidecek çok yolumuz var. Öğreneceğimiz, kavrayacağımız çok yolumuz var. Hem sizler hem ben kendim dahil arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. En azından sizin alıp satım psikolojinizi böyle birazcık daha rahat olmanız gerektiğini yani ani panik ataklardan uzak durmanız gerektiğini anlatan bir video oldu diyebilirim. Yani burada çok net arkadaşlar. Yani şurada satan kişi bu yükselişi kaçırabiliyor ama hareketli ortalamaya baksa oradaki o düşenin yükselenin kırılması aslında hiçbir şey arkadaşlar. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Gün içerisinde yoğun oluyorum. İşte misafirler vesaire. Böyle sesli yayın yapamadığım noktalarda bazen grafikleri çiziyorum. Hem televizyon izlerken hem muhabbet ederken ara ara grafikleri çiziyorum. Boşluklarda biriktiriyorum. Ve bir müzik eşliğinde sizlere paylaşıyorum. Bugün buna takas analizini de paylaştım. 01 Haziran ve 12 Haziran arasındaki takası da paylaştım. Takasın nasıl yorumlanacağını arkadaşlar soruyorlar. Şimdi arkadaşlar takas da bir hissede lot farkı var. Yani şurada lot farkı yazar. Bir mavi ile alınanlar var. Kırmızıyla da şöyle mavi diyelim. Kırmızıyla da gösterdiğimiz satılanlar var. Şimdi diyelim ki mavi yani alım kısmı lot farkı da artı olan kısım burada 8 tane kurum olsun arkadaşlar. Satışta ise aynı hissede 38 tane olsun. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Birileri mal topluyor. 38 tane satıcı farklı kurum var. Küçük yatırımcı malı çıkıyor ama birileri mal topluyor. Bu 8 tane alıcının içerisinde de zaten ilk 2-3'ü götürüyordur. Yani o zaman burada diyeceksiniz ki toplu alım var. O zaman bu takası olumlu. Aynı şekilde tam zıttı lot farkında hemen bunu buradan gösterebilir miyiz? Şöyle bakınız burada bulduk. Şurada lot farkına bakın arkadaşlar. Yani şu lot farkı kısmı önemli. Bazı noktalarda bu şurada 6-7 aracı kurum toplarken 30-40 tanesi satıyor. Yani bunları bir araştırın. Yani bu anlamda faydası olur takas analizin. Yani nasıl kullanıldığını bilmiyoruz hocam falan diye sormuşsunuz. Şuradaki lot farkına bakın. Bu anlamda size yardımcı olacaktır diyebilirim.
Evet. Tekrar görüşmek üzere. Umarım bu videodaki meramımı, anlatmak istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Bununla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Yani sadece yükselen trend ya da düşen trend yeterli değil. Destekler, dirençler yeterli değil. Bunlara hareketli ortalamaları da eklersek veyahut da indikatörleri de ekler isek daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Birçok kişinin yanıldığı nokta burada düşen ve yükselenin kırılması noktasında aceleci olmak sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirip beğeni ve yorumlarda eksik etmeyelim lütfen.